Bugün Teknofest'teyiz. Sizlere bütün aşamalarıyla jet pilotu nasıl olunur bunu aktaracağız. Jet pilotu olmak için, havacı olmak için ilk olarak başvuru aşamasını bitirmeniz gerekiyor. Bunun için öncelikle personel teminin internet sitesi üzerinden açılan başvurularını takip etmeniz gerekiyor. Bu sayfa bakanlıkla bağlantılı olarak size yapmanız gerekenleri aşama aşama adım adım gösteriyor. Bu sistemde bunları takip ettikten sonra ilk olarak sizi Milli Savunma Üniversitesi'nin yaptığı mensubu sınavı bekliyor. Bu sınav YKS sınavından yaklaşık birkaç ay önce yapılıyor. Adaylar bu sınavdaki sonuçlarına göre kuvvetler arası tercih yapıyorlar. Yaptıkları bu tercihler YKS sınavından sonra onların işine yarıyor. MSÜ sınavında yaptıkları sıralamaya göre mülakatlara çağrılıyorlar. Avar Pokuna girmek için 6 aşamadan geçmek gerekiyor. Birinci aşama, kişilik testi. Kişilik testine girdikten sonra fiziki yeterlik testine giriyorsunuz. Fiziki yeterlik testi 3 aşamadan oluşuyor. Koşu, mekik ve şınav olmak üzere 3 tanedir. 3 aşamayı da başarılı tamamladıktan sonra psikomotor testine tabi tutuluyorsunuz. Psikomotor testi adayın el ayak koordinasyonunu ölçüyor. Mütabıkken sözlü mülakata giriyorsunuz. Sözlü mülakatta başarı sağlayan adayları ön sağlık kontrolüne gidiyoruz. Ön sağlık kontrolünde başarı sağladıktan sonra ön uçuş testi vardır. Öğrenci seçme uçuşu 14 sortiden oluşur. 14. sortide yalnız uçuyor. Yalnız uçabilen aday hava harp okuluna girmeye hak kazanmıştır. Hava harp okuluna girmeye hak kazanan aday öğrenci seçme uçuşundan sonra intibak eğitimine tabi tutulur. İntibak eğitimi 30 günlük bir süreçtir. Adaya askerliğin temel prensiplerini öğretmek, uygulatmak amaçlanır. İntibak eğitiminde başarı sağlayan adaylara harbiyeli olmak için bir adım daha yaklaşmıştır. İntibak eğitimini tamamlayan adaylar, intibanın son gününde aileleriyle beraber yemin ederler, artık asker olmuşlardır, harbiyeli olmuşlardır. Ardından bunu kazanan artık harbiyeliler olarak anılan kişiler, Kuleli'de hazırlık eğitimine başlarlar. Bu eğitim yaklaşık bir sene sürer. Bir sene sonra Harbiye'deki 4 senelik eğitimine başlarlar. Harbiye'de toplam 4 tane mühendislik vardır. Elektronik, bilgisayar, havacılık ve uzay endüstri olmak üzere. Gelen Harbiyeliler başarı sıralamalarına, komutanların uygun görmelerine göre belirli bölümlere yerleşirler. Daha sonra 4 sene içerisinde mühendislik bölümü bitirip diploma almaya hak kazanırlar. Hava Harp Okulu'na girdikten sonra süreciniz sadece derslerden ve mühendisliklerden oluşmaz. Aynı zamanda okulda başka branşlar vardır. Boş zamanlarında gidebileceğiniz. Bu branşlar sosyal ve spor branşları olarak ikiye ayrılır. Spor branşlarının içinde crossfit, atletizm, atış tarzı branşlar bulunur. Ardından sosyal branşlarda da kendi ilgi alanınıza göre resim, müzik, teknoloji tarzı branşlar bulunur. Harbiyeliler istedikleri alana, bölüme göre, kendi ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre bu branşlardan birine girerek okulda kendilerini daha çok geliştirirler. Hava Harp Okulu 5 sınıftan oluştuğundan ötürü 4. sınıfta mezun olur. Mezun olduktan sonra Çiğli safhası başlar. Artık havacılık meslek değil, bir yaşam tarzıdır. Hava Kuvvetleri'nde pilot üsteğmen olarak görev yapmaktayım. Harp Okulu'nu bitiren pilot muvazzaf subayları öncelikle uçuş eğitimine başlamadan sağlık mülakatından geçmek zorundadırlar. Sağlık mülakatını 3. Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönergesi'nden detaylı bilgi olarak edinebilirsiniz. Uçuş eğitimlerinden önce vücutlarının da fizyolojik eğitimi, G kuvvetini ve uçuş içerisindeki baskıya dayanabilmeleri için devletin belirlediği hastanelerde gerekli fizyolojik ve sağlık olarak herhangi bir kusurlarının olmadığını anlayan pilot muvazzaf subayları ikinci ana jet üssüne Çiğli'ye atamalarını gerçekleştirirler. Çiğli'ye atanan pilot adayı muvazzaf subaylar öncelikle 123, takiben 122, eğer ki bu noktada ulaştırma veya helikopter olarak ayrılırlarsa 125. filoya atanırlar. 123. filoda eğitimine başlamadan önce akademik derslerden geçmek zorunda olan pilot adayları süper uçak ve SF-260E ile alakalı akademik dersleri ve uçuculuk fizyolojisi ve uçuculuğa yönelik akademik dersleri başarıyla vermeyi mütakiben uçuşlarına başlarlar. SF-260D'de ve Muşak'ta yaklaşık olarak 20 saatlik uçuşlarını başarıyla gerçekleştiren pilot adayları takiben 122. filoya KT-1T uçağında başlamak ve uçuş yapmak için atanırlar.
122. filoda yaklaşık olarak 100 saatlik uçuşlarını başarıyla tamamlayan pilot adayları ulaştırma ve helikopter eğitimini devam etmek için atamalarını gerçekleştirildi. Ulaştırma ve helikopter eğitimi 2. Anajet üssünde bulunan 125. ulaştırma filosunda gerçekleştirildi. 125. ulaştırma filosuna atanan pilot adayı muvazzaf subaylar öncelikle helikopterle alakalı bahsedecek olursak UH-1H helikopterinde akademik derslerini başarıyla vermek zorundadır. Takiben belirlenen sortileri uçmayı mütakiben asıl harbe hazır olacakları AS-532 Cougar helikopterinde uçuşlarına başlarlar. Cougar helikopterinde taktik, intibak, alet ve seyir zafer olmakla beraber totalde 4-5 safahati başarıyla vermek zorunda olan pilot adaylar eğer ki bu sortilerinin tamamını başarıyla vermeyi mütakip pilot görevesini almaya hak kazanırlar. Eğer ki ulaştırma için bahsedecek olursak, ulaştırma filosu yine 125 filo içerisinde akademik derslerini almayı mütakip CN-235 uçağında akademik dersleri ve total uçuş sürelerini vermekle beraber belli sortileri başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Bu sortileri tamamlayan pilot adayı muvazzaf subaylar artık devlete pilot olarak göreve almaya hak kazanırlar ve nasip edilirler. 122. filodan ayrılmayı mütakip 125. filoda ulaştırma ve helikopterle alakalı pilot olmak isteyen arkadaşların yapması gereken veya hayatlarına geçirecekleri şeylerden budur. Bundan sonra da 38 hem uçağı için gerekli olarak eğitimleri arkadaşım anlatacak. Merhabalar, ben de Hava Kuvvetleri'nde üsteğmen olarak pilot görevlerini icra ediyorum. 122. Jet Filo Eğitim Komutanlığı'nı takiben 121. Jet Filo Eğitim Komutanlığı'nda T-38M uçağına geçiş gerçekleşecek. 120. Jet Filo Eğitim Komutanlığı'na atanan personel burada öncelikli olarak akademik eğitimlerini tamamlayacaklar. Akademik eğitimini tamamlayan pilot adayları yaklaşık olarak 100 saat sürecek olan simülatör ve gerçek uçuş programlarını icra edecekler. Bu icranın sonunda başarılı olan pilot adayları hava kuvvetlerinde pilot olarak görev yapabilecek olan büroveyi almaya hak kazanacaklardır. Bundan sonrasında mezuniyeti gerçekleşen artık muvazzaf pilotlarımız İzmir Çiğli'den Balıkesir 9. Anajet Üst Komutanlığı'na bağlı 193. Filo Komutanlığı'na Öncel Filo Komutanlığı'na atamaları gerçekleşecektir. Bu atamayı takiben F-16 uçağının akademik eğitimleri başlayacak olup yaklaşık 1-2 ay sürelik akademik eğitim tamamlanacaktır. Burayı başarıyla tamamlayan pilotlar ise artık uçuş safahatine başlayacaklar. Bu uçuş safahatinde ise yaklaşık olarak 2 ana safhaya ayrılacak. Bu hava hava ve hava yer olarak ayrılmakta. Hava hava safhasını bitiren pilot adayları hava yere, takiben de mezuniyete olan yolculuklarına devam edecekler. Bu görevi de tamamlayan pilotlar artık F-16 mezuniyet törenini takiben çektikleri kura sonucunda atanacakları birlikler belli olup kıtalara pilot, muvazzaf pilot olarak nasip edileceklerdir.